Selam. Nasılsınız? Selamünaleyküm. Oh, saçıma bak, düzelteyim. Ya şapkamı kaybettim ben ya. İyi ki de kaybetti ya, var ya. O kadar mutlu oldum. Ama yerini biliyorum. Telefon ettim, saklayın gelip alacağım dedim. Tabii. Biliyorum. Bu bir. İkincisi, hanıma bugün sürpriz yaptım. Hiç nereye gittiğimizi bilmiyor. Konum açık ama gene bilmez o nereye gittiğimizi. Nasıl anlayayım? Sadece konum açık. Bundan öncesinde... Geçen Bursa'ya götürmüştü beni. Sürpriz yapacağım dedim. Bir sürprizim nereye? Dürümcüye götürdüm bunu iyi. Ama dürümcüde sandaki benim moralim bozulacak. Böyle hazırlandım falan. Şükür şükür. Valla çok mutlu olmuştum. Hiç de moralim bozulmamıştı. Neyse. Söylemeyeceğim nereye gittiğimizi. Sürprizli yerde görüşürüz. Bayıldım. Sanki böyle her yer yeşillik. Bak içerisi Alice Harikalar Diyarı gibi. Aynen. Şurada görüyorsunuz. Tabelası olması lazımdı ama tabelası yok. Daha yeni açılmış burası. Teşekkür ederim aşkım. Aldım bonusları. Gel bir öpeyim. Gel. Gel bir öp bari. Bir teşekkür ediyorum. Heyecanlandım. Of, göstereceğim diye. Dur. Dur. Adını da söyle buradan. İşte bir günlüğüne gelmişti. Ha, bu arada bir günlüğüne geldik. Şimdi, lan şu çok çok güzel değil mi şu Özge ya? Bak 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 işte. Tamam. Bunu başarıyorum. Tamam. Aa, mikrofon takmadık. Neyse. Doğru ya. Duyulur ha. Tamam. Ay harika. Neyse, odaya gidince odaların orayı da, yani bayağı büyük bir yer burası da. Evet. Şu tarafta çok güzel bak. Bu tarafa da mı döneyim? Evet. Tamam. Gün batımı da çok güzelmiş. Buranın... Şey gibi oldum. Evet, gün batımı çok güzel. Sakarya kültür elçisi gibi oldu. Aa, bu arada Sakarya'ya geldiğimizi evet. Söylemeyi unutmuşum. Evet. Sakarya'dayız. Neyse, buranın iç Sakarya'yı da gezeceğiz, yiyeceğiz. Hı. Ama ben yeşilliği çok beğendim diye göstermek istiyorum. Çok güzel ama ya, gerçekten. Böyle hepsi, evlerin hepsi şunun içinde. Neyse, birazdan göstereceğim zaten. Gezdireceğiz giderken. Burası da restoran bölümü. Böyle ufaktan restoranı da göstereyim. Restoran bu. Şimdi kahvaltı yapacağız. Bakın, burada odaları hep ağaçlara göre yapmışlar. O yüzden ağaçlara zarar vermemişler. Geç geç. Hadi bakalım. Ay ne güzel ağaç kokuyor. Şu yakayım ben. Yak bakalım. Çok güzel. Verandayı çekeceğim şimdi. Ya bu şakuziyi gördünüz mü? Şakuziyi! Aç şurayı. Şuraya bak, gel dur. Önce ben geçeyim. Ben buranın yeşilliğine öldüm. Burası kış köşemiz. Şuradan bir gösterelim. Tamam, burası kış köşesiymiş. Burası da yaş köşesi. Yaş köşesi burası da. İnşallah sinek girer o kapıyı açık bıraktan. Burada böyle yeşilliklerimiz var. Burada otlayabiliyorsun. Ya bir şey söyleyeceğim. Burası hayal gibi bu yeşillik ya. Şey gibi ya. Alice Harikalar. Evet, çok güzel yani. Evet, Sakarya'ya geldik. Sakarya'dayız. Mekanın adı Tabahat. Burada da esnaf lokantaları varmış. Onu görelim dedik. Bundan sonra da bir ıslama köfte yiyeceğiz değil mi reis? Aslında önce ıslama köfteyi yemek istedik. Sonra benim canım çekmedi köfte. Böyle su yemek falan çekti canım ama kalmamış çok yemeklere. İncik mi kalmamış? Çünkü geç kaldık. Neden? Saat 3. Adamlar saat 2'de bitiriyor servisi. Evet ama çok temiz. Tuvaletleri de temiz. Demin teftiş ettim. Bence de sevdim çok burayı yani. Temiz bir mekana benziyor. Çok güzel evet. Yani. İçeri tezgaha bakalım şimdi. Evet. Merhaba. Bulgur pilavı. Şefim kolay gelsin. Hoş bulduk. Ay. Bu nedir? Kısaca yemekleri tanıtayım ben. Çok güzel olur. Böyle parmak kebabımız var. Patlıcanlı, dana etinden içerisinde yine sebzeli, biber, domatesli. Burada İzmir köftemiz var. Ege'nin sahibi bir yemek. Burada yine Osmanlı Saray mutfağından bir yemeğimiz var. Onu yiyeceğim. Vişneli tarçınlı kebabımız. Evet, dana etinden yine. Burada çiftlik kebabımız var. İçerisinde mevsim sebzeleri ve dana etinden oluşuyor. İspirden ılı olarak getirdiğimiz kuru fasulyemiz. Ve içerisi yine etli. Farklı bir yemeğimiz var. Burada Arnavut yemeğimiz var. Fırında soslu, özel soslu bir tavuğumuz var. Tavuk bu. Yine son bir porsiyonumuz da et kapamamız kaldı. İçerisinde, et kapamamı ne var içinde? İçerisinde dana etli mevsim sebzeleri, terimdir, beşamel soslu, kaşar peynirin yukayla sarılı dışı. Bu arada tamamen ekşimiz ürünlerim var. Tamam. Ve zeytinyağlı olarak terbiye ettim. Teşekkür ederiz. Burada da iç köfte. Ezogelin mercimek ve yayla çorbamız. Çorba içeceğim. Dolapta da. Teşekkür ederiz. Ben seçtim. Ben kuru fasulye istiyorum, pilav istiyorum.
Başka? Özge? Bu ikisinden de alalım. Tamam. Pilavı bölüşür müyüz? Yok, kendin tamam. İşte abi pilavını. Ben de pilav istiyorum. Peki fasulyeden ben de yemek istiyorum. Ayrı işte kendine, bu bana. Ayrı da yiyemem. Tamam ama peki. Sen, o bir porsiyon mu? O zaten bize az kardeş. Evet, sen evet. İki tane ver kuru fasulyeyi. Bir tane daha alalım. Bulgur pilavı alalım bir tane. Sen pirinç pilavı istiyorsun. Fark etmez, bulgur da yerim ben. O salçasızmış, anam da güzel yapar. Tamam. Tamam. Bu ikisinden alalım. Çok merak ettim onu. Ben de. Tarçınla nasıl olacak? Biraz suyundan alabilir miyim? Teşekkür ederim. Ama tarçın Osmanlı mutfağında çok kullanılırdı zaten. Teşekkür ederim. Öf, bunu çok canım çekti. Bu orman kebabı değil mi? Evet. Tamam. Tamam. Şey, şundan iki tane mi alsın? Neyden? Bundan. Sen bilirsin. Onu iki yapsın ya, double yapsın. Evet, iki tane alalım ondan. Tabaklar çok güzelmiş ama. Evet. Tamam. Yeterli şimdi. Teşekkür ederiz. Değil mi? Daha fazla bir şey yok. Tezgaha bakacağım mı? Evet, olur. Aa şey, şu... Vişneli yaprak salatası. Ha, vişneli. Versin mi onu? Yok, bundan şundan az alabilirim. Şak şuka. Burada ne varmış? Sol. Yukarıda salata var. Aha. Hoşaflar. Salata yemeyiz de yoğurt isteyeceğim. Cacık isteyelim bir tane. Cacık mı? Ha. Aa, olur. Tamam, bir de cacık alalım. Tamam mıyız biz? Bir tane tamam cacık. Tamam mı şefim? Tamamdır, cacık üzerine zeytin yersen. Yok. Teşekkür ederiz Emre Bey. Nane yoksa nane alalım, yeterli. Tamam. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım reis. Aşkım bir kaşık atmam lazım artık. Ha? Başla, sen zaten durduramayacağız. Ne oldu, tansiyonun mu düştü? Abo ben tam güneşte oturuyormuşum Özge ha. Neyse bir şey olmaz hemen ya. Hemen yer kalkarım. Hiç gerek yok. Yok yok. Öyle iyiyiz. Valla sağ ol. Ama Özge, şu yemek harika. Bir şey söyleyeyim, tabaklar çok iyiymiş. Tabaklar da bildiğim kadarıyla şeyin Ömür Akkon'un tabakları. Ay. Ekmek yok mu ya? Ekmek alabilir miyiz çok az? Ya yemek... Bir sürü yemek söyledik, ne ekmeği? Özge bir selam verseydik ya. Anam, demin verdik ya. He doğru. Verdik değil mi? Biz tabii yemeğe daldık birden. Abi çok açız. Ben kamerayı unuttum. Şunu merak ediyorum. Sipariş verirken adamın gözlerini gördün mü sen? Ulan bunları yiyebilecek mi diye. Evet, bir baktı böyle bu kadar yemeğe dedi. Kaç kors yemek oldu tabii. O suyu al bakayım oradan. Yanına al. Ne değişikmiş. Ne o? Bunu biliyor musun? Bak şimdi. Osmanlı kültüründe de tarçın çok kullanılır zaten yemeklerde. Çok teşekkür ederiz. İçimiz cevizli ekmek. Evet. 86 yıllık bir ekşi mayadan. Hadi şaka ya. Yapıyorsun. Ne? Sadece bize özel üretiyoruz. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağ olun. Sağ olun. Vay. O zaman yerim. Bir dakika. Ne diyordum? Ha. Ne diyordun? Amerika'da falan benim çok hoşuma gidiyordu. Ne o? Böyle tatlı şeyleri yemekle karıştırmaları falan. Evet. Bizde hiç yok diyordum. Aslında Osmanlı'da var mı? Sonra unutulmuş ha. Niye unutulmuş bu? Mesela vişneyle et yapmak. Sulu yemekte yapılan, kullanılan şeylerdi. Ha, sulu biz... yemek mi bitti Türkiye'de? Evde var da şeyde yok, dışarıda yok. Hayır, evlerde de yapılmıyor böyle şeyler işte. Yine Bursa'da, özellikle Bursa'da falan bu taraflarda yine kullanılıyor. Evde yapılıyor mu? Bilmiyorum ki tabii. Bizim evde yapılmadığı için. Ama Antep'te tatlı değil de daha çok baharat bizim. Çok enteresan ya, bunu ben çok beğendim. Harbi mi ya? Bir tadına bakayım şunu. Sen yemedin mi daha? Bir ekmek versene, suyuna banayım. Al bakalım. Cevizli ekmek, 86 yıllık maya yapılıyor dedi adam ya. 86 maya nedir ya? Lan ben bu patlıcanı var ya. Çok iyiymiş öyle ya. Evet. Korkarak aldım. Çünkü biz bir kere Mardin'de pekmezli böyle bir şey yemiştik, erikli. O bana mesela çok tatlı gelmişti. Nerede? Gobala. Harbiden çok tatlıydı ya. Aşırıydı o. Ya bize uymuyordu. Buradan Dilek ablaya selam olsun ama. Hayır, bizim damak zevkimize uymuyordu. Bu da öyle olur sandım. Değilmiş. Ben bu patlıcanı boşuna istedim. Çok... Sen de yemiyorsun. Ben yemem. Bilmiyorum ne yemeyeceğimi.
Biliyorum işte niye istediğimi. Ay! Annem sen biraz arsızsın. Otelin yemekleri de şey daha özgü. Güzeldi. Yo, otelin yemekleri güzeldi de. Böyle alakart restoran diyor orası. Evet. Biz şimdi sulu yemek özlemiştik. Ben hiç burada böyle bir şey yiyeceğimi tahmin etmiyordum ha. Sakarya'da ıslama köfte var. Bildiğin adam Bursa'daki gibi esnaf lokantası açmış. Çok güzel. Aslında Sakarya'nın esnaf lokantası meşhur değil galiba. Hı? Ama bizim canımız bunu yemek istedi. Islama köftesinde çok söyleyen oldu. Çok yer söyleyen oldu. Evet. Biz sürü yerse de kafamız karıştı. O pit pit yapacağız arasından şimdi. Mecbur. Bir tanesinin önüne kadar gittik. Ya ben bir pirinç pilavı isteyeceğim ya. Niye? Şey, aynı tatmini alamadım. Pilav et tatminliği var ya. Bulgurdan alamadım. Hmm, tamam. Abartmayayım ya. Bence önce de ya. Önce yemeklerimi yiyeyim. Sen fasulyenin hepsini yiyemezsen bana ver. Zaten öyle düşünüyorum. Bunu çok lezzetli ya. Normalde burada Bursa'daki bütün esnaf lokantaları saat 2'de öğle yemeği biter. Burada da bitiyor. Biz 3'te geldik. Yoksa burada kızıncıklar falan her şey vardı ama biz geç kaldık. Canım da öyle bir şey çekiyordu. Zaten internetten ona baktı. Burada ne kuzuncık varmış, yemeğe gidelim dedi. İşte. Şimdi bundan sonra şey yaparız. Islama köfte yeriz. Sakarya'ya bayıldım. Sapanca harika. Yeşil. Harbiden yeşil ya. Her yeri orman. Ormanın dışında bir de orman parkları yapmış. Maja diye bir yer. Böyle göllerin olduğu yer. Bir sürü yer baktım yani delirdim. Bursa'nın da köyleri. Biraz bana Bursa'yı anladı burası. Ama şey çok hoşuma gitti benim ya. Bir sürü de park var böyle yeşillik. Yani ormanın dışında. İstanbul'da bir yeşillik görelim diye şehrin dışına kaçıyoruz ya. Adamlar şehrin içinde orman hayatı yaşıyor. Çok şanslılar. Gerçekten öyle. Vallahi. Neyse. Kuru fasulye 10 numaraydı. Ben beğendim abi. Şunu da çok beğendim. Tarçınlı. Neydi bu Özgün? Vişneli tarçınlı kebap. He, vişneli tarçınlı kebap. Çok güzeldi. Ben beğendim. Osmanlı yemeğiymiş. Yiyebilecek misin? Sen kuru fasulye sevmezsin. Çok güzel gözüktü orada bana. Al al ye. Güzel değil mi? Çok güzel. Yiyerim yani de. Ha tamam, ben yiyemezsen dedim ya. Sen yiyeceksin. Yok ben yerim. Yerim de sen ye. Ben de şundan. Ben bunu yiyeceğim. Sen yedin. Ben şey düşündüm. Ne düşündün? Belki sen de ondan bana verirsin. O yüzden çok istekli bir şekilde sana verdim bunu. Tamam hadi al. Ben bir kaşık alayım yeter. Yok bir iki kaşık al ya. O kadar Allah değil. Razı olsun. Teşekkür ederim. Valla. Çok sağ ol. Favorim bu oldu. Zerdeçal. Orman kebabı. Bak şimdi orman kebabını ben de yapardım. Çok yerlere yedim. Zerdeçallı ilk defa duydum çok yani. Çok hoşuma gitti. Al Deyiz sen bunu ye. Buyur. Ver aferin kurumu ver. Vallahi ben senden çok muydum, ne yaptın? Yok be oğlum, ne alakası var? Vallahi iyi. Bak sen de cacık bana hiç ayırmadın. Sen cacık sevmezsin ki. Yoğurt söyleyeyim mi tanrım? Boş ver. Bu yoğurtlar hazır yoğurtlar nasılmış size hemen anlatıyorum. Bizim laktoz intoleransımız var. Evde olan annemin bayıldığı yoğurt bana dokunmuyor. Dışarıdakiler dokunuyor. Sonra baktım üzerine yoğunlaştırılmış süt yazıyor. Maya yok yani. Sütü yoğunlaştırıyorlar yani. Sütü katılaştırıyorlar diye. O yüzden evet. Dokunuyor yoğurt mayası olmadığı için. Bir tek bir tane gördüm. Organik yoğurt. Hangi marka hatırlamıyorum. Organik yoğurt diye. Okudum üstüne içine maya atmış. Allah razı olsun. Organik dediğim maya ile mayalaması. Ayranlar da ayran kültürüyle yapılıyor. Bizim yiyecek içecek dersimiz vardı bu hazır ayranlar için diyorum. Hocamız demişti ki yani yoğurdu sulandırıp yapılmıyor. Ayran kültürü atılıyor. O yüzden o daha zararlı. İçmeyin daha iyi demişti. Evet. Dışarıdaki ayranı. Onun için özel hisar için abi. İçiyorsanız. Ya da evde yoğurdu kendiniz mayalayın. O yoğurttan mı yapılıyormuş? Yoğurttan yapılıyor. Onun için mesela küçük bilgiler. Büyük markalar gibi falan böyle her yere giremiyor. Raf ömrü kısa. Öbür ayranları bir alıyorsun. Adam bakın üstüne 8 ay üst son kullanma tarihi yazmış.
Hem öyle hem de işte şey, yoğurttan yine yapılmıyor, o yüzden. Önümüzü de açtık. Şişmedik, ölmedik. Aynen aynen, çok yemedik ha. Hani benim gözüme çok tabak gözükmüştü. Bu tabakları çok beğeniyorum. Bundan mı alsak acaba Romanya'yı ya? Hı? Olur, bence dikkat çeker. Bunlar ömrünü tabağı. Ama biz tam Osmanlı yeri, yani burası şimdi Osmanlı mutfağı evet, diyor da. Evet, doğru, bizimki öyle değil. Ama sırf hoşuma gittiği için kullanmak isterim yani. Bilmiyorum, bakacağım bunu. Oy. Biz doydun ha. Kaç dakika oturduk biz burada? Çok az. Şimdi bir de arada bir konuşuyoruz ya. Normalde biz yemin daha da hızlı yiyoruz. Önce oteli anlatsana biraz ya, yeşilliğini. O kadar yeşillik ki. Adını unuttum ben söylemeyi. Kanyon Otel. Bu Sapanca'nın bungalov evleri gibi değil. O yüzden biz çok beğendik. 8 tane oda var. Başka oda yok. Yani 8 ev yani böyle. Ama kocaman. İçeri yatak da atıyorlarmış. Bir ekstra verandası var böyle. Komple böyle ormanın içine bir ev yapmışsın gibi düşün. Çok ya. Hayalimdeki ev ya. Muhteşemdi ya. Ne zaman benim şey olacak ya. Bak. Tam şeye benziyor. CNBC şeyde, TLC'de şey vardı. Ağaç evler diye bir program vardı. Ağaç evler yapıyorlardı şeyin üstüne. Ormanın içinde ağaçların üstüne. Onlar gibi evler yapmışlar adamlar. Çok çok beğendim ya. Allah helal olsun, takdir ettim. Yüzüm buruştu çünkü şey düşünüyordum. Allah'ım benim ne zaman öyle bir evim olacak mı? Çok zor özgece Moya gerçekten. Şimdi dürüst olalım, biraz realist olalım. Hadi buradan bir yazlık şey, bir arsa alıp da üstüne bir ev yaptırmak falan eyvallah da öyle bir ağaç ev falan sıkıntı yani. Zor. Lan isterdim yani böyle yazın gideyim ormanın ağaç evim olsun. Evet evet, paşamın gönlünde neler ister? Benim de isterim. Karda da gideyim böyle. Evet evet. Ormana bakayım. Evet evet. O şakşuka yiyemiyorsan hiç zorlama. Onu çünkü sen biliyorum şu an zorluyorsun. Yemiyorum değil de ben şimdi köfte mefte de yeriz diye. Ha, onu yarın yiyeceğiz. Yarın mı? Bugün yarın. Daha ne yiyeceğiz? Bugün hiçbir şey abi. Bugün şimdi bir kabak tatlısı var buranın. He? O anda meşhur şurada bir yerde bir sadece kabakla yemek yapılan bir mekan var. Atahan mıydı? Böyle bir yer. Ben bunu Instagram'dan sadece görmüştüm. Sadece kabak daha önce. Sadece kabak. Bütün yemekleri kabakla alakalı abanım. Allah Allah. Orada gidip kabak tatlısı yiyeceğiz. Ya kafamda o var en azından şu anda. Tamam. Tamam mı abi? Tamam. Tamam. O zaman kabak tatlıcıda görüşürüz. Fiyatları da çıkınca söylerim ben size. Toplam. Evet, toplamını söyleriz. Prenses seni öpmek istiyorum ama çok sıcak ya. Gerçekten. Yapma yapma, elimi öp. Kurban olurum. Birbirimize böyle şeyler yapmayalım. Hmm. Sıcaklarda. Evet. O şey, bu arada otelde şey yok, klima yok. Üşüyor zaten, serin gece. O kadar serin ki. Klima yok, çok şaşırtıcı yani yaz sıcağında. Üstüne bir şey yapmadan yatamadım diyor. Gerçekten orman. Zaten suçmaya kalktım. Üstünü örtmemişsin böyle. Kedi gibi büzüşmüşsün. Kurban olurum sana. Ha, oy, oy. Allah razı olsun. Dedim üstünü örteyim bari şunu. İşte karı koca. Kocamdır lütfettin dedi. Lütfettin, sağ olsun. Hocamdır dedim, örteyim. Sen üşeniyorsun galiba, kapatma. Vallahi bizden şu an konuşuyoruz. Evet ya. Bu arada bundan önceki Bursa videomuz sanırım biraz ses sorunu varmış. Özür diliyoruz size. Mikrofon için işte, tamam biliyoruz. Aslında çözemedik. Aslında biz yayınlamayacaktık ama evet. Sonra dedik çekmişiz madem koyalım. Evet. Ses kötü olduğu için yayınlayacak. Ondan da kusura bakmayın. Oluyor böyle hatalar. Evet. Sonuçta biz bizi burada... Siz de bizi seviyorsunuz. Aynen. Biz de burada bir aileyiz yani. Haftada bir tane video atıyoruz. Onlara böyle bir dertleşiyoruz, konuşuyoruz. Videoyu diyorduk kötü ses sorunu. Evet evet. Sonuçta biz de burada bir aileyiz. Ama yani. İbrahim kendi mikrofon almış. Aa evet. O mikrofonda. Ona çökmeyi düşünüyoruz şu anda. Ona olmamış çünkü o yüksek ses olan mekanlara giriyor. Yerlere de çekim yapıyor. Orada ses patlıyormuş. O yüzden elinde kaldı bu mikrofonlar. Biz ikinci ev fiyatını alırız ondan. İbrahimciğim buradan sana da selam olsun. Bu mikrofonlara çökeceğiz, hazır ol. Onu söylesene sen. Yengesini özellikle kıramaz o. Ay ne tatlı, beni kıramıyor ya, çok hoşuma gidiyor. Neyse İbo'cum seni seviyoruz. O da şu an galiba Dubai'de. Habibi, come to Dubai. Buranın adı neydi? Tabahat. Tabahat. Antepçe'de tintabahat var biliyor musun? Yani o da bir şey. Antepçe diyor ya, çıldırıyorum. Dil abi sanki, öyle. Yeni bir dil sanki. Öyle abi. 7 cilt, 8 cilt adam yazmış Antep şeyde dil, Türk Dil Kurumu'nda çalışan Mustafa diye bir adamı soyadını unuttum. Ben Antepli. 7 cilt Antepçe yazmış. Yani farklı bir lisan gibi. Bunların adı Tabahat. A'sı var şapka. Tabahat.
Tabağat. Bizde de tin tabağat var. Tin tabağat da şey demek böyle. Neden? Kıl. Hiçbir şey beğenmez. Huysuz. Tin tabağat. Cem işte. Aynen aynen. O tabağat, o tin tabağat, o burada tabağat. Ama burası Osmanlıca'da yemek pişirmekle alakalı bir şeymiş, isimmiş. Sordum hemen çünkü. Dedim yoksa Antepli misiniz abi dedim. Yok abi dedi, biz buralı işte. Dur ya, başka bir şey diyecektim. De hadi hadi de. Unuttum, neyse hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kabakçı'da. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Yani videoyu kapatmıyoruz ha, izleyin devamını. Bunun devamı var yani. Evet, evet. Bu arada bu kanala bir abone olun. Olmazsanız bir beğenin yani. Olmanız önemli değil. Bir beğenin en azından. Videoyu izlediğinizi bilelim ya. Biz artık son videolarda. Biz son 10 videoları hiç söylemiyoruz bunları. İyi hatırlattın. Abone ben de size hatırlatayım. Ben dürüst oluyorum. Abone olmanız sizin için önemli değil. Bizim için önemli. Basmayın düğmeye. Hiç kendiniz yok. Ama en azından videoyu izliyorsan abi, beğendiysen bir beğen tuşuna bas abi. Bu kadar. Yok bence abone olun ya. Ya olur hani o adam olur, açamıyor. Olmaz. O açamıyor ya. Yani o açamıyorlar falan ya. Onda bir abone olman gerekiyorlar evet, falan. Evet. En azından videoyu beğenirseniz seviniriz. Bu kadar. Şey yapıyormuş çünkü bu video beğenince algoritma bunu ön plana çıkarıyormuş. Daha çok beğenim. Kişiye ulaşıyormuş. O yüzden çok, yani. Çok kişiye ulaşalım biz. Çünkü çok önemli. Bir nokta kadar da olsa bir yorum. Bu kadar. Başka bir şey yok. Onlar da zaten bedava. Para istemiyoruz yani. Ne diyeceğim. Belki sizi ormana götürürüm şimdi. Burada çok güzel ormanlar var. Kabakçıdan önce götüreceğim size. Hep beraber. Evet. Olur tamam. Hadi görüşürüz. Tamam 100 kere görüşürüz dedik artık. Bir kere daha dedi. Hadi. Görüşürüz. Tamam. Abone. Like. Beğeni. Hepsi yorum. Evet, tatlıcı biraz geride kaldı. Hadi Köfteci Erdoğan'ı bulalım. İşin yoksa şimdi. Sen tam önüne park. Abi Köfteci Erdoğan ne tarafta? Erdoğan mı? Sağ ol. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Nereye arıyorsunuz? Erdoğan Köfteci. Erdoğan Köfteci burada yok. Allah Allah. Konum buraya getirdi. Şöyle, şu karşı Paşaköy dediği yer daha önceden Erdoğan'dı. Ha. Yer değişti. Oraya getiriyor sizi. Erdoğan bir 15-20 dakikalık yolda gitmeniz lazım. Arabayla. Burada evet. Tamam. TikTok'tan takip ediyorum. Çok teşekkürler. Merhaba, çok sağ ol. İsim neydi? Selami adım. Selami çok memnun oldum. Teşekkür ederim. İyi seyirler arkadaşlar. Eyvallah. Çok sağ ol. Teşekkür ederiz. 15-20 dakika arabayla gitmeniz lazım. Tamam. O hangi semtte? Samaköy'de yiyecekseniz de Yeni Cami tarafında bir yer var. Burada yürüyerek var mı? Yürüyerek gelirim mi? Var. Eyvallah, çok sağ ol. Yeni Cami Köfteci ve Köfteci Mustafa. Tamam, tamam. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Teşekkür. Kısmet Erdoğan'ın kısmeti. Yürüyemeyiz mi? Vallahi 10 dakika bu havada yürünmez. Zaten nemli aşırı, %80 nem varmış. Ama şöyle, bu da Erdoğan'ın kısmeti değilmiş. Köfteci, neydi adı? Mustafa. Mustafa'ya gideceğiz abi. Gittiğimiz var ya. Yer demişti ki, bir önce Tabahat'taki. Sen nasıl unutmadın o ismi ya? Ben de tam onu diyordum. İsmi şeyim sıfır benim diye. Tabahat. Tabahat'taki Mert Bey'di galiba. O bize şey dedi, Erdoğan dedi daha kaliteli dedi, kapanmış. Buradaki kapanmış, başka yere taşınmış, öyle dedi. He. Biz o yüzden şeye gidiyoruz. Mustafa'ya gidelim abi. Mustafa'ya gidelim abi. Esnaf, gidelim abi. O şeyin rızkı değilmiş. Erdoğan'ın rızkı değilmiş abi. Görüşürüz, tam arabaya bindik. Arabanın yanında bir esnaf var. Yan tarafında bir dükkan vardı. Özge dedim, dur gel şunu sorayım dedim. Nereye gidelim diye. Adam dedi ki boş ver dedi onu bunu. Sen dedi Hacı Bekir'e gitti daha şu 300 metre dedi. Tamam abi dedik biz dedik esnaf ne derse o. Onu yeriz. Şuralar değişik bir yerler. Burası şey yerler. Galiba. Bak burası tarihi bir çarşı gibi Özge, pasaj evet, gibi. Evet bana da öyle geldi. Sen neredesin? Kendini göstermen lazım biraz da. Seni çekiyorum. O zaman normal düz çek ha. Böyle gidelim beraber görünelim. Tamam. Tamam düz gideceğiz ileride sağda. Tamam orada görüşürüz. Bay bay. Bunu sen yemezsin ben yerim abi. Güzel. Şimdi ben internette fotoğraflarını görüyordum Mustafa Köfte'nin. Şey sanıyordum, bunları kızarma sanıyordum. Meğerse bunu kemik suyuna sokuyorlarmış, öyle mi aşkım? Onların kızartması lazım biraz. Yok böyleymiş, ıslak işte o yüzden. Mevzusu buymuş. Olur. Hatta esnaf abi dedi ki köfte bildiğin köfte dedi. Onun dedi ekmeği güzel ekmeği. Keramet ekmek de dedi. Ekmeği bol söyleyin dedi. Biz de tokuz ha, ama sana bir şey söyleyeyim, piyaz 10 numaraymış ha. Üf. Burası da böyle tam esnaf yedi. Yalnız bütün köftecilerin adı şöyle. Burası hakiki Rumeli. Öz hakiki Rumeli. Diğeri şey meşhur bilmem bir şey. Hep böyle hakiki meşhur. Burası tam esnaf lokantası. Ben burayı sevdim. Ben de. Esnaf yeri. Bu da ciddi bildiğin yoğurt. O bahsettiğimiz yoğurtlardan değil. Yoğurtlardan değil. Köfteyi de beğendim. Bir de baktım duvara. Barış Manço falan da burada gelmişmiş. O esnaf abi dedi ki aslında dedi, gerçek dedi orası dedi. Buradan yiyin dedi. Boşman çöpü oradan yedi dedi.
Özellikle gram kuru fasulye tadı gelmiyor biliyor musun? Onu ben yiyememiştim. Tamam, sen soğanı yiyemezsin de. Hı-hı. Bunlar çok iyi, ben çok beğendim. Ama çok sıcak biraz. Şu sosu versene ya. Ay bu soda var ya, dünya güzeli bir şey, nimet ya. Yani şu sosla var ya, her şeyi yerim ha. Çok acı mı aşkım? Çok değil de biraz acı. Yersin ama çok lezzetli Özge. Köfteyi bansana. He? Köfteyi bansana. Çok gelir de yedim. Ulan yoğurt da çok iyiymiş ya. Ben burayı beğendim. Buraya gelinir. Ben de beğendim. YouTube kanalı. YouTube kanalı. Televizyon değil, televizyon değil. Eyvallah, sağ olasın. Teşekkür ederim. Eyvallah. 57 mi? 1957'den beri. Maşallah. Maşallah. Çocuğu sen yiyeceksin. Sen yiyeceksin bunu. He? Hayret lan. Ay. Üzüyorum, tok. Yemekten hemen kalktık, buraya geldik ha. Şey yok yani, ara vermedik. Yarın çünkü şey varmış. Yağmur, kar, fırtına var. Biz bunu bitirelim. Ağzına yarına şey olmasın, rezil olmasın. Çok yeme de şu kabağı da merak ediyorum. Kabak tatlı yiyeceğiz, bir şey yemeyeceğiz ki. Tamam işte, o yüzden çok yeme. Bitti zaten. Ekmek değmedi. Bu kadar mı yani bizim? Ne, 6-7 tane köfte vardı. Bir de tokuz Özge, ben tok olmasam burada 3 saat bunu överdim. Evet. Bak, tok adamı memnun etmek zordur da. Yemek konusunda şimdi sana övmeyeceğim ama şunu var ya, 3 saat sana överim şu yoğurdu. Yoğurt gerçekten, bir de böyle hafif tuzlu gibi, mandalın sütüyle mi yapmışlar? Karışık dedi de. He. Çok güzel yoğurt. Ya piyaz da çok iyiydi. Ben köfteyi de çok beğendim bu arada. Yani böyle gırç gırç bir köfte değildi, güzel bir köfteydi. Beğendim. Rumeli buranın adı. Hemen ana cadde üzerinde, İş Bankası'nın yanında. Sonuma yazdım, Rumeli köftecisi diye. Bu yoğurt ne güzel ya. Ev yakın olsa vallahi alırım ha, yeriz diye. Yok. Eve gidecek olsak. Mahvolur. Ne olursun? Yok, mahvolur. Mahv mı olur? Mahvolur. Uy, nasıl da terlemiş kullanıyorum. Ben de mi terlemişim? Yüzüm parlamış. Ya benim yağlı bir yüzüm var, o yüzden parlıyor. Kapatıyoruz. Öpüyoruz. Kabakçıda görüşürüz. Görüşürüz. Kabahatta da 300 liraya sap geldi biliyor musun? Heh. İki kuru fasulye, iki orman kebabı, bir bulgur pilavı. Bir et, tarçınlı et vardı. Vişneli tarçınlı et vardı. Cacık vardı. Cacık vardı. Patlıcan İki vardı. İki su vardı. Bir şakşuka vardı. Bir soda vardı. Bu kadar. Sanırım 305, 310 gibi öyle bir şey oldu. Pilav vardı. 300 aldılar. 300 dediler. 300 verdik biz. Bu da böyle bir şey. Onu da verelim. Kaç yani. Kors yemek yedik ama? Kaç tabak yedik yani? Kaç kors yedik? 2, 4, 6. Aynen. 6 tabak yemek yedik. Normal. Evet, iyi yani. Hatta şimdi belki diyecekler, ne pahalısı ne ucuz diyecekler de, valla çok ucuzdu bana göre yani. Size bir şey diyeyim mi? Ama porsiyonları biraz küçüktü, dürüst olayım. Ne ucuzdu? Şu an restoranlar falan yani zor işleri. Çok zor abi. Çünkü ham madde aldıkları ürün pahalı, pahalıya satsa insanlar yemiyor. Genel olarak çoğu yer size pahalı geliyor mesela yemek ama emin olun adam çok az kazanıyor ondan. Yani şu an restoranlar, eskiden mesela 7'ye mal ediyorsa 3 katına satabiliyordu. Evet. Şu an 7'ye mal ediyorsa 10'a falan anca satıyor yani. 3 yani katına satması gerekiyordu ki para kazansın adam. Evet, bir, şimdi elektriği, birisi ürünün suydu. Maliyeti, bir katı elemanın maaşı falan. İkincisi, üçüncüsü kârdı. Şu anda öyle bir şey kalmadı, öyle bitti yani. Evet. Şu an hatta böyle kafa kafaya böyle 2 lira 3 lira porsiyonda yemek kazanıyorlar, kazanmıyorlar yani. O da çok zor bir şey, porsiyon başı 2-3 lira. Zor yani. Şu an yapılacak iş değil bu meslek, bu sektör, restoranlar. Allah herkesin yardımcısı olsun abi. Hem bizim, evet, hem onların. Biz biraz sanki esnaftan yana gibiyiz ama kendimiz de o işi yaptığımız için, evet, anlayabiliyoruz. Anlıyoruz. O yüzden hani gidip bir yere para harcayınca yemeğe çok da bize şey gelmiyor. Pahalı gelmiyor. Pahalı bana. Gelmiyor. Şöyle 300 lira orası iyiydi ama kimi yer çok pahalı, onu ben kalkıyorum gidiyorum bile. Bir yere oturup geçen neresiydi ya? Yazmış mesela makarnaya. 200 küsür müydü? Urla'da galiba. Aynen. O pahalı mesela. Bir salataya yazmış. Salatanın maliyetini falan biliyoruz. Yani oralara pahalı diyorum. O pahalıydı yani. 130 lira mı verdik makarna salataya orada? Salata 130 lira. Ben de sandım ki güzel bir salata. Bomboş bir salataydı. Öyle yani. Her yere de ucuz demiyoruz. Ay, demek istedim yani. Her yere de ucuz demiyoruz. Vallahi iyiyim ya.
Aşkım sen bak nasıl yiyorsun ya? Ben kabak... Sos acı ya, yediriyor. Ben bir de kabak, gittiğimiz yerde kabaklı bir sürü şey yapıyorlar dedin ya. Belki orada bir kabak yemeye de tadına bakarım diye. Ne olursun lan benim parmağım? Şimdi şey yapmak istemedim. Senin harbiden için, yiyecek misin yemin onu? Yemin ederim sizin için. Aklınızda kalmasın diye. Hadi gidelim. O zaman görüşürüz. Hesabı da kapıda söylerim, ben bu kadar söyleyeyim. Bir dışarıdan bir çekerim, bir bakarsınız bıçağına. Ha, hayır. Dedeleri de çek. Ortakları. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Eyvallah. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olun. Yoğurt, aşkım. Piyaz. Göbeğim de çıktı. Çektin hep göbeğimi. Var ki çekiyoruz kardeş. Dükkan burası Rumeli. Şurada sanırım İş Bankası vardı. Aynen. İş Bankası'ndan böyle geliyorsunuz dükkana. İçindeyiz böyle. Hoppa. Evet. Ne kadar tuttu? Bu arada köfte. Biz bir porsiyon köfte yedik. Evet. İki su, bir yoğurt, bir piyaz. Toplam 104 lira tuttu. Güzel. Güzel. O zaman biz kaçıyoruz. Yiyebilirsek tatlı yiyeceğiz. Özge nasıl yiyecek, ben zaten buna şaşırıyorum. Yenir yenir. Tatlıya her zaman yer vardır. Ya şurada dönerci varmış. Özge ne diyorsun? Döner yiyecek mi Özge? Hayır hayır, neyse yok. Hayır hayır, neyse yok diyeceğim. Tok olsam bile canım çekiyor döneri. Yalnız döneri çok güzele benziyor. Öyle yapmam baba. Bak, benim güzele için benziyor. Ada kebap, burayı da bence not edin yani. Güzele benziyor. Döneri güzele benziyor. Tabii daha yemedik. Bizim şey var ya, Beşiktaş'ta Karadenizli var ya, ona benziyor biraz ama. Mekanın adı Tuna Tanmış. Ben böyle birkaç yıldır bunu Instagram'dan görüyordum. Şey sanıyordum, her şey bal kabağıyla yapılıyor sanırım da değilmiş abi. Sadece bal kabağı ön plana çıkarmış. Aşkım içeride anlat ya. Bence de ya. Hadi gel gel. Allah Allah. Heh şurası. Burası mı? Nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederim. Merhabalar. Hoş bulduk. Ne yiyeceğiz? Kabak. Oo Özge bak, şey de varmış. Biz yemekleri falan yedik hep. Kezer yedi mi o? Evet, kabak güzel. Kabak mı? Ben hiç denemedim onu. Aa. Bak dediğin senin doğruymuş. Böyle kabakla... Hep kabağı böyle... Kabakla farklı şeyler üretmişler, varmış. Türetmişlerdi, ben görmüştüm. Ama yemek de varmış. Evet. Biz yemek yedik. Biz 3 yeri gezdik yani. Sadece kabak tatlısı yiyeceğiz. 2 yeri gezdik, pardon ya. Aa, güveçte kabak tatlısı var. Bir de böyle var. O çıtır kabak. Helva mı? Ne helva? Bizim bildiğimiz kabak, tamam. Tamam, öyle ikisinden de deneriz. Bu ekmek. Burada Tunatan... Tunatan hazır. Ay, paket lokumları. Gel gel öne gidelim biz, gel. Ne Özgeciğim? Yemek iyi olabilirmiş burada. Keşke biz buraya en baştan gelseymişiz ya. Kolay gelsin. Kolay gelsin usta. Elinize sağlık. Hoş geldin efendim. Hoş bulduk. Güzel'e de benziyor yemekler. Yarın buraya geliriz. Yemek gelelim de değil mi Özge? Bence hiç burada... Merhabalar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Özge yiyebilecek misin harbiden bir şey bak, burada? Burayı çek göster. Ha, Instagram. Bak burada sadece kabak yokmuş. Evet abi, şöyle de bakalım. Menünün hepsi var abi. Burada bakın işte. Evet reis, nereye oturmak istersin? Böyle oturayım. Otur, tamam. Kabak festivali be. Tunatan evet. Kabak festivali. Adam kendi markasıyla bir de kabak festivali yapmış. Bak bir de kabağımız var. Nasıl? Cem bir bakıma haklı. Sonuçta her şey kabağa benziyor. Evet, ben şey sanıyordum biliyor musunuz? Buradaki her şey kabakla alakalı sanıyordum. Meğer değilmiş. Ama yine de sadece çeşit fazla. Ha, sadece kabakla alakalı çok çeşit sunmuşlar gibi duruyor. Şekerlik de kabak. Ya ben burada 2 yıldır, aslında 2-3 yıldır ben burayı Instagram'dan takip ediyordum. Ve hep aklımdaydı. Çünkü şey geliyordu bana değişik. Ulan her şey kabak diyordum. O gün bugünmüş. O gün bugün kısmet oldu işte. Komple memleket bile yüzüyor Sakarya'da. Ha, Cem'i çok beğendi evet. Ya. Bir... Köfteci de böyle bir abinin yüzü pek gülmüyordu ama o da olsun. Yo, sonra da onun da sıcaktan. Gülüyor. Tabii adam ne yapsın. Mekan çok ama sıcaktan. Hangi esnafa yol sorsak ilk saat muhabbet et. Çok candan yani herkes. Abi buraya gideceğiz. Aa, boş ver, oraya gitmeyin, şuraya gidin. Sonra diğer esnaf abinin dediği yere gittik. Öbür esnaf abi sordu. Benim dediğim yere mi gittiniz, beğendiniz mi? Beğenmediyseniz parayı ben vereceğim size. Aynen öyle dedi.
Biz de dedik ya, bu senin dediğin yere gitmedik. Bir üzüldü. Harbiden bir herif üzüldü biliyor musun? Ben de ayıp ettin işte. Dedi. Bir daha aynen. Ne zaman geleceksin dedi. Senin dedi Hacı Bekir'e gitmen lazımdı dedi. Olsun abi, bir dahaki sefer Hacı Bekir'e gidelim. Öbür abi dedi, asla gitme dedi. Bilmiyorum ki acaba esnaf husumetim var aralarında insanlar. Yok yok, öyle değil o. Kimisin? Dilek abla var diye. Dilek abla ne diyordu? 6 tane çocuğum var benim diyordu. Hepsinin ağız et lezzeti farklı. Benim yaptığım yemeği çok teşekkür ederiz. 4'ü beğeniyor, ikisi beğenmiyor diyordu. Normal. Birisi beğeniyor, birisi beğenmiyor. Evet. Evet. Neyse. Hacı Bekir de öbür abi çok övdü. Onu da bilin. Evet, evet abi, sana zahmet. Çok teşekkür ederiz. Üf, şu kabak beni çok şey yaptı ya. Teşekkür ederim abi. Gözüküyor. Teşekkür ederiz. Tamam, aynen. Süpersin abi. Süpersin. Bunların özelliği ne abi? Bunu bize anlat öyle git ne olursun. Biz sen ona sonra veririz biz senden sonra. 45 dakikada fırında. Bu fırında 45 dakikada rengini alıyor. Kıtır oluyor. Renk kıtır olmuyor. Bu kıtır değil mi abi? Kıtır değil. Haa. Tamam. Tamam abi. En iyi kabak Adapazarı'nda. Adapazarı'nda en iyi kabak da Akkes'te. Seferi'nde. Türkiye'de en iyi kabak Sakarya'da. Öyle miymiş abi? Ben bilmiyordum biliyor musun? O yüzden işte burada kabak tatlısı yiyin diyor herkes. Türkiye'de en iyi kabak Sakarya'da. Sakarya'da da Akkes'te. Akkes'te tamam. Patan rahmet abi. Bu da güveçte kabak tatlısı. Evet. Güveçte güveci dizildikten sonra bunun üzerine tahin dökülüyor. Tahinle beraber bu güveç fırına veriyoruz. Almanlaştıktan sonra servise sıcak veya soğuk. Anladım. Ama çoğunlukla soğuk tercih edildiğinden dolayı biz soğuk. Bu arada zaten soğuk yiyelim abi. Üzerine kaymak, ceviz. Çok teşekkür ederim. Ama sade isterlerse de sade. Çıtır kabak dediğimiz de şu. Ondan da getirin. Yok abi, yok, teşekkür yok, ederim. Yok, o kadar çıtırı biz her yerde yani yiyoruz, biliyoruz zaten. Bunu ben ilk defa. Kıtır kaba biliyorum abi. Nasıl? Çok az alalım, tamam, minicik gösterelim. Fazla değil abi, tamam, olmuş şu kadar. Biz zaten bunu bile yiyemeyeceğiz biz. Oo. Abi lütfen, biz iki tane mekan gezdik fullüz. Biz tatlı yemeye geldik buraya. Dur bir dakika, kabak elması da varmış. Kurban olayım abi. Onu yiyemeyiz de. Biz diğeri gibi var, bunu deneyelim. Böyle azıcık, kurban olayım sana. Tadına bak. Tamam, teşekkür ederim. Tadına bakalım abi. Özgür sen de tamam diyor, her şeyi nasıl yiyeceğim? Hayır bunlar hayır, anlatsın diye ben. Tamam sen nasıl yiyeceğim ben onu alayım. Olur diyor, getir diyor. Nasıl gösterelim bunları yakından ya? Bak ben şöyle yapayım. Çok güzel. Bak. Artık tecrübeli oldum. Şöyle yaptığım zaman görmüyorlar. Artık böyle kaldırıyorum. Bunu da yap. Onu da göster. Bunu da yapayım, bunu da göstereyim. Buyurun. Ya niye yedim? Fotoğraf çekecekti. Sağ olsun, çok üzüldüler. Evet abi, sağ olsunlar harbiden. Burada da dükkanın içine girdim, herkes gülüyor. Komisinden garsona, hostesine hepsi gülüyor. Biz bir ile gitmiştik, adını vermeyelim. İlim mi adını vermiyoruz? Evet, tamam. Üzülürler belki. Ay nasıl sinirli, herkes sinirliydi. Komple. Biz demiştik Cemre ya, bu memlekette niye esnaflar gülmüyor? Yani her il böyle olmuyor. Güler yüzlü olmuyor. Tamam abi, ver yiyelim. Evet. İndir. Üff. Özge bak sen bundan bir başla. Ben kaymak çok severim. Evet. Bunu da çok getirmişler ya. Abi her şey bol. Bak bu kıtır kıtır yaptı ya, beni yakaladı. Bence buna kaşık girmesi lazımdı ya. Ben niye böyle bir yanlışlık yaptım? Adam kaşık getirdi zaten. Hoca bunun için dondurma olsam, yemin ederim var ya. Ya dondurmayı da anlamıyorum. Tatlısıyla tatlı yenmez ki. Aa şunun karameline bakın. Ay nasıl göstereyim size şunu. Görünmüyor. Gözükmüyor mu? Hı. Çok güzel. Ben dondurma isteyeceğim. İnşallah vardır. Ne diyor lan böyle bar kabaklı dondurma var abi vereyim mi diye. Ne gülerim abi. Bu çok iyiymiş. Wow. Bak bu çok iyiymiş abi. Gerçekten wow bir şey. Wow bir şey mi? Öf. Wow. Dondurma var mı? Tamam. Eyvallah. Dondurma yokmuş. Ama bir bar kabaklı dondurma beklerdim ben burada. Ben o zaman yapardım. Sus, dikkatim lazım. Ne yapıyorsun Özge? Kaymak tatlı yiyor. Özge ne yaptın? Kaymağın yarısı gitmiş gülüm. Ben işte öyle yiyebiliyorum. Buradan ye. Şunu şöyle bir fotoğrafını çeksene ya. Sanat eseri gibi oldu değil mi? Çok güzel oldu. Kaşıkta mutluluk var yani. Böyle çekeyim, ben... nasıl çekeyim? Al. Nasıl tutayım bunu söyle. Mert, tombik ellerinde. He, doğru. He. Şunların aynısından bir tane geliyordu, başka masaya gidiyormuş. Bir an içim koptu, dedim içi bize geliyor. Böyle bir korktum. Ben bunu beğendim. Uygun şu benim değil miydi ya? He. Neyse olur, sen onu ye. Ya Özgür şunu da var. Kaymak çok güzel değil mi Özge ya? Bak daha buna başlamadık ha. Bence bunu bırakalım. Evet. Bu çıtır kabak. Tamam abi bu. Bu kabak helvası. Ben buna kaymak abim, koymadım. Kurban olayım bak biz bak, bunu yiyemeyiz. Ziyan olmasın. Bunu hiç ziyan olmasın. Üçte birini ver. Tamam tadına bakalım. Bak ben de lokantacıyım.
Ben yazın için gideriz ayı olduğu zaman. Şunun üçte biri kadar bize gelsin, zayı olmasın. Aynen, zayı olmasın. Ben görüntü bozulmasın. Bozulsun abi, ne olacak ya? Sağ olasın. Pek abi, tamam. Çok teşekkür ederim. Şimdi buna tamam. Tayin servis yapıyorum. Büyüyorum abi. Olur abi. Buna da tayin servis yapıyorum. Sen canlı nasıl istiyorsun? Tayin servis yapıyorum ama kaymak koyduğum için size bırakmayayım. Yani olsun. Yok, koyma üstüne. Buradaki kaymaktan üstüne alırız biz. He, bunu alıp ver abi sen. Dondurma niye yok abi? Bir arkaban dondurması bekliyordum ben mesela. Var var. Var mıydı gerçekten? Var da yok, yapıyoruz. Kapaklı baklava da var. Hadi be. Siz olayı açmışsınız abi. Siz olayı açmışsınız hakikaten. Tayinlisi, kaymaklısı, baklavalı. Ama onlar daha çok kışa doğru. Burak, Burak'a çok selam söyleyin. Cem ismi diye söylerseniz o bilir zaten. Biz Instagram'dan takip ediyoruz. Ben adamı 3 yıldır adamla Instagram'da takip ediyorum ve aklımda diyorum ki ben buraya bir gün geleceğim. 3 yıl sonra vesile oldu. Şey, kısmet oldu. Çok teşekkür ederim. Sen geç kalmışsın. Evet abi, ne yapalım. Ergün abi şov yaptı. Teşekkür ederim. Maşallah. Şöyle ver. Ergün Bey. Bunda irmik var. Hı-hı. İçinde ceviz var. Hı-hı. Kabak püre halinde. Aa, tamam. Kabaklısı abi. Çok teşekkür ederiz. Çıtır kabak tatlısı. Ergün Bey. Çıtır kabak. Bu Hatay'ın çıtır kabak tatlısı gibi. O çıtır. Farklı. Anladım. Üstü çıtır, içi yumuşak ama aradaki gibi sert değil. Hı, anladım abi. Tamam. Teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür ederiz. Anladım. Teşekkür ederiz abi. Çok sağ ol. Dur eyvallah. Dur, fotoğraflarını çekelim ya. Allah Allah. Adam niye böyle? Bunları da gösterelim dur. He, bunu da gösterelim. Ya çıtır kabak tatlısı zaten, bunu biliyorsunuz bak. Ama yuvarlak burada. Yuvarlak gibi. Böyle yuvarlak yuvarlak. Bunu da bu mesela bomba buymuş. Abi bitireme Dergün Bey dedi ki bak böyle. Hı. Bir şey diyeyim mi? De abi. Biz senin... yemeği buraya yemedik. Bize pişman olduk mu olmak mı, sen onu söyle. Boş ver ya. Buraya gelsek yemeğe bunları hiç yemezdik. Yemek çok iyi. Ya yerdi. Şuraya yemek için bile gelmezseniz tatlı için gelin abi. Vallahi. Be kabağa doyuyorsun. Çok iyi değil mi? Hı? Çok iyi. Harbiden çok iyi. Genelde bunun çok şekerlisi oluyor. Bu az şekerli. Şuna gireceğim ama Özge, biz şeker komasından çıkamayız. Abi. Bugün eve gider yatarız biz. Bu zaten derim. Bayılırız evet. Şeyin üstüne kaymağı versene. Kendin uzayma. Niye oradan lan be? Ya bunu bozmaya kıyamadım ya. Bunu yemeyeceğim mi? Yiyeceğiz mecbur. Niye onu bozmuyorsun oğlum? Onunla yerim. Kaymağını alalım buna. Oğlum bu çok iyiymiş harbiden ha. Bunu ekmeğe sürüyor lan. Hı? Ama bu çay yetmez buraya. Sürahiyle getirmeli lazım. Bu tatlılara yanacak. Bu su da yetmez. Yok, balkabağ dondurması varmış ya. Ya balkabağ duymuşsunuzdur herhalde. Neyini? Ergün Bey söylerken. Hı-hı. Baklavası var. Dondurması var. Cem sizden bir baklava, kabaklı dondurma beklerim deyince adam dedi var zaten abi, kışa doğru çıkartıyorum. Ben şu an şey ikinci lokma ağzımdaki şunun tadı gitsin diye bekliyorum, karıştırmıyor. Bizim benim annem Antep'te bal kabağından yemek yapılır bizde. Yemekli kabakla yapılır. Hayatımda bu kadar böyle yeri olan bir sebze değil kabak. Olmasa da olur benim için. Ama oğlum bu nasıl güzel bir şeymiş lan. Ben kabak çok severim. Peşte ver bakayım. Benim annem bayılır. Yani tatsız tutsuz bir meyve şeyden, sebzeden adam harikalar yapmışlar ya. Kabak harika bir şey, saçmalıyorsun. Özge, kabak harika. Mutfağında kabağın bana şeyini göstersene yerini. Neyi var? Bir patlıcan gibi mesela. Anladın mı? Bunu demek istedim. Ha. Bir amiral bir gemi değil yani. Lan adam baksana neler yapmış. Amiral bir gemi yapmış. He ya. Halbuki şeker, kabak, tahin, ceviz ama hepsi farklı farklı. Bunu sanki adamın reklamını yapıyoruz, farkında mısın? Evet ya. Bir saatte burada oturmuş adamın reklamını övüyoruz, kabağını övüyoruz. Çünkü benim çok hoşuma gitti böyle türetmeleri. Evet. Yani. Ben zaten görmüştüm, anlamıştım. Bu adam böyle bir risk niye alır, yoksa bir işletme kabağı bir plana çıkarsın. Demek ki iyi yapıyor adam. Ama Sakarya'nın şey dedi ya, buranın kabağı meşhurmuş ya. İlin, hangi ilin neyi meşhurse onu türetirler ya. İşletme için risk ama. Bu kadar ön plana çıkarsın. Çay isteyeceğiz, tamam, rahat ol, sakin ol. Şu küçük kabağı versene bana ya. Elimde yedirmem. Bunu mu? Hayır, küçüğü içindekini. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir daha söylüyorum size. Söyle aşkım. Elimi değdirmem lazım. Neden? Takıntı yapmış adam. Neden? Bir dakika, neden? Aşırı dokunmak istiyorum onu. Tamam, dokunma. Ne olur dokunmazsan. Ya lütfen. Dokunmazsan ne olur? Kötü, rahatsız oluyorum. Oğlum çok değişik ben... ya. Hayır, çok eğleniyorum. Dede. Heh. Merak ettim çünkü nasıldı ya. Al eve götür ama. Şu an çok rahatladım. Teşekkür ederim. Tamam, yine koyalım mı ya? Ben Özge. Bazen var ya böyle çok kötü yapıyor bu beni.
Şimdi yolda gidiyoruz. Kenara dur diyor. Ben de şu arabaya dokunmam lazım diyor. Niye diyor? Dokunmam lazım. Duruyoruz abi. Özgür arabaya dokunuyor. Sonra devam ediyoruz biz. Motorlayız mesela. Hmm. Birden böyle birine dokunmam lazım. Dur diyorum yavaşla. Kafasından ne geçiyorsa artık. Otobüse dokunmam lazım. Yoldayız abi. Trafikte otobüse dokunuyoruz. Tamam hadi gidelim diyor. Şey ama bu obsesyonmuş ben bilmiyordum. O an bir şey düşünüyorum. Şöyle diyorum. Bunu dokunmazsam Allah belamı verecek gibi. Bir şey düşünüyorum. Bir anda çıkıyor kafamdan. Sonra dokunmazsam olacağım. Huylanıyorum. Evde bir tane kumbarası var. Kumbara yap, her para attığımızı dilek tutmak zorundayız. Niye? Öyle olacak. Oğlum atak işte gitsin. Ben dilek tutuyorum. Sen tutmazsan da olur. Oğlum bana zorla tutturuyor. Ama boşa gitmesin diye. Ya bir tane daha geliyor. Oğlum bu çok iyi ya. Bu çok iyi ya. Oğlum hepsi çok güzel. Bu çok güzelmiş. Hepsi çok güzel Özge. Allah Allah. Evet. Burası çok gürültülü oldu. Evet çok gürültülü ve oldu. Ve çok şey oldu. Sesimiz az geliyor muhtemelen size. Sizi öpüyoruz kocaman. Bir dakika dur şuna bakayım da söyleyeyim onu. Hadi hadi. Ormana götüreceğim sizi merak etmeyin. Bu da çok güzel. Kim dedi Sakarya'da 5 lira alacaksın diye. Vallahi inanmazdım. Sakarya benim şaşırttı yani. Vallahi Sakarya. Görüşürüz. Nasıl biliyor musun? Kaymak gibi böyle. Bu değil mi? İçi sanki. Oğlum bunu al ekmeğe sür lan böyle üstüne ye. Çok güzel olmuş ya. Gelin onu yiyin. Tuna tan abi. Adamlara helal olsun. Takdir ettim abi. Beğendim. Başarılı. Gelin abi yiyin bunu. Hangisini beğendin en çok söyle. Şu 1 2 kıtır 3. Lan yok sıralama dur. 1, 2, 3, 4 yapıyorum. Ben şu an sokamadım sıralama şeye. Bilmiyorum şunu da çok beğendim. Çok efsane ya. Ama bunun da böyle... Oğlum çok abartıyormuş gibi veriyor ama gerçekten normal değil ha. Normal şeyler yemedik biz şu an. Kabaktan yapılabilecek. Ya normalde kabağın içi böyle kadar güzel ki içi böyle. Özge yeter. Tamam övdük. Arabada da överiz. Ha, yeter. Biz şimdi çok överiz bunu. En son içimizden övmeye gideriz. Hadi görüşürüz. Öpüyorum. Ben böyle işletmelere bayılıyorum. İç fırçası getirmişsin. Anlatmamız lazım abi. Cem dedi ki bayılıyorum. Abi. Bu arada buraya gelirsiniz mesela tatile. Burada yiyin. Boşuna yanınıza diş fırçası almazsınız. Buradan bunları alın. Yemin ederim aklımda hemen bunu düşündüm. Ya adam bak yemekten sonra sana diş fırçası getiriyor. Böyle bir şey, böyle bir incelik var mı ya? Ben bayılıyorum mesela gidiyorum restoranlara. Eyeliner'ımı ne güzel çekmişim değil mi? Yakından görünce. Bu da bir şeydi, bunu belirtmek istedim yani ben. İlle kötü görünmüyor ya. Helal olsun ya vallahi. İşte ojelerimi de söylemiştim. Pastel, evet. 141. Bakayım ojelerin Özge. Çok güzel. Çok güzel ya. Evet. Sana biliyorum. Ayaklarımı da sürmüşsün. Sabah gördüm ben onu. Onda gitti da güzel. Gitti ayaklarım çıktı ya. Herkes ayaklarıma bakacak dedim ya. Öpeyim ben. Ha. Ayaklarım da çok güzel. Yani yapmış. Güzel yapmışsın ya. Güzel oje yapmışsın. Bu da neydi bunun pastel kaçtı? 141. Pastel 141 haberiniz olsun. Aferin. Böyle. Instagram'da video atıyorum yorumların altında. Abi yengenin ojesinin işte şeyine. Sonra Cem artık sinirleniyor. Özge bunun kodu ne diyor? Yazıyor ki gidin adıma sorun ya ben bilmiyorum. Sonra ezberledim. Bir gün baktım kendi yazıyor onu biliyor yani. Yani. Fotoğrafını çektim bir gün. Şey, ojenin telefonu sorarlarsa bakayım abi bu gidiyorum tamam. Al bu diyorum. Bu da böyle bir anı. Evet. Buraya gelin. Şimdi adı buranın Sopeli. Tesis içine giriyor musunuz? Bulacağım. Otopark ücretsiz. İçeri giriş 50 TL kişi başı herhalde. Öyle düşünüyorum. Ben onu daha tam belirleyemem. Cem de dedi ki ben o parayı vermem. Bizim otelin içi zaten ormanlık boş ver dedi. Yemin ederim. Bak geldik aynısı sadece kadar. Şurada bir köprü var abi. Bizim otelde köprü yok. Otelin içi aynı ama böyle. Orman gibi. Ben otelin içine sizi gezdiririm abi. Ben iki kişi geçip oraya 100 lira para veremem. Kusura bakma. Öyle işte. Bir şey söyleyeyim mi tekrar? Sakarya'nın bana 5 lira aldıracağını bana kimse inandıramaz. Biz Sakarya'yı diyor. Çok beğendik. Yani yarın da gezeceğiz ama onu artık video yapmayız. Instagram'dan paylaşırız oraları da. Ama mükemmelmiş abi. Aylam Sakarya. Size birazdan anlatacağım ben şimdi neler oldu. Abdullah bizi içeri soktu. Ben dedim ki 50'yi vermem dedim. Abdullah dedi ki abi benden olsun. Tamam gir dedi Abdullah. Güzel olsun. Bir dakika sen benden olur. Eyvallah. Görüşürüz sağ olasın. Sağ olasın. Tapanca içi mi? Tapanca içi yani. Tapanca? Nasıl? Ay. Tapanca'ya mı gidecek? Ay pardon kusura bakmayın. Bir şey demiş pardon eyvallah. Dedim lan öbürü de durduruyor mu bizi yoksa dedim değilmiş ama.
Cem şimdi bak, pazarlık onu, yaptı. Şimdi bak ben bu arada 50 liranızı içeride kullanabiliyor musunuz? Öyle mi? Öyle bir bak, şey yazdım. Tamam. Neyse durum bu yani. Dedim ki ben 50'yi vermem reis dedim. O da dedi ki sen bizden geç. Çek buraları hadi madem girdik. Onu da o zaman döndüreyim ya. Dur. Bak. Oo Özge her yıl cıvıl cıvıl ha. Ay evet. Yine neon tabelalar. Fethiye'deki tabelalar vardı Özge. Neon alayım mı bir tane? Ne yapacaksın Özge? Aa ne bileyim. O Fethiye'deki şeyler vardı ya Barlar Sokağı'nda. Restoranların olduğu yerde. Gerçekten Fethiye'nin Barlar Sokağı. Üzgünüm. Çok kötü. Yani şey birisi bir neon tabelacısı gelmiş demiş ki abi. Hepinize demiş toplu indirim yapıyorum. Bütün dükkanların hepsine neon yaptırmış. Kabak gördün mü? Yok yok kalkma hiç. Kolay gelsin. Canım incir çekti. Ha? O kadar yemek yemeyi rağmen. Dönüşte çok alalım. Dönüşte alalım dönüşte. Eyvallah. Elimde gezemem ben onda şimdi. Al. Ha? Ay burada şunlardan falan kiralanıyor mu acaba? Onu da gezdiriyorlardır Özge ya. Sen kiralasaydın sen bizi gezdirirdin. Doğru. Cem baba yapardı bunu normalde. Evet. Bir şey yalnız, söyleyeyim mi? Buraya girilir tatlı. Buraya yani. Gelinir harbiden. Bak bir şey söyleyeyim mi? 50 verilirmiş ha. Harbiden. Ya onu tam size öğreneceğiz. Evet. Aa. Aha. Özge senin istediğin attan bak küçük seninki gibi. Ay, şey senin gibi. Buna binme tamam da yani küçükmüş yani. Senin istediğin... Ana bu bizim people. Ha David people'mış o. Merhaba. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Ana. Bu bizim neden? Harput. Harput değil mi ya? Ha Harput. Harput. Ha. Birden böyle bir yere çıktık. Oo burada var ya ne masa kurulur biliyor musun Özgoş'um? Aa. Ha oğlum buran ne olmuş lan? Güzel bir yermiş ya. Şu köprüye gidelim ben köprüyü merak ettim. Bizim otelde yok o köprü. Öyle hava attım az önce ama. Bu gelmişken ne girelim yani. Ya, bizi buradan döndürecektim vallahi ya. Döndürecektim ya. Allah'tan Abdullah. Abi şu şovu göreyim ya bakayım. Bak ben bu adamın para şeyini anlamıyorum ya. Bunu görmek istiyordum ya. Bir tane adam var ya Hintli. Her verdiği külahı yiyor adamın. Dondurmacının. Kolay gelsin kardeşim. Heh, şey 25 TL'lik fişler veriyorlar size. Burada harcadığınız genel hesaptan düşülüyormuş. Ha. Herhalde ulan doku. Bu testlerin hepsi bir kişiye mi aitmiş yani? Ne bileyim. Hayır buralarda değildir belki. Yemek yenilen yerler olabilir. Bilmiyorum ki. Ha. Genel hesaptan düşürüyormuş. Harcamadığınızı geri vermiyorlar ama. Ha. Harcayacaksın abi diyor. Aynen. Tamam abi. Kolay gelsin. Güzel. Yani burada da düşüyor. Anam şelalesi varmış Özge. Yapay değil mi? Bu gerçek olamaz. Gerçek olamaz mı? Ne bileyim ben. Pardon. Özge dur Özge. Özge. Ya burası çok güzelmiş ya. Keşke şunların küçükleri büyükleri olsaydı. Nelerin? Bisikletlerin mi? Motorların mı? Evet. Onlara binecektin ha? Akülü. Evet akülü. Güzel. Ben buradan Romanya'ya gidip kendime akülü araba alacağım. Tabii büyük göster biliyor musun? Çok büyük. Cem'e gösterdim. 20.000 lira falan. Kullanabiliyorsun onu. Özgeçin tam iyi. Gösteriyor musun etrafı? Gösteriyorum tabii ya. İyi. Bakalım dur şu şelaleye şöyle. Bu akarsu bir dere var. Bu dereden şöyle bak. Dereden bir güzel geçti. Güzel burada. Aa bak şu güzelliğe bak. Uzuyor. Bak gel burada. Aa harbiden lan. Aa üstte de bir köprü varmış ama oraya gitmesek de olur. Gördük çünkü bunu. Yeter aynısı. Hadi gel hadi. Nereye? Yürüyeceğiz azıcık. Çok yedik. Çok güzelmiş harbiden ya. Cennet gibi bir yer. Vallahi. Ama hafta sonu gelinmez. Buraya hafta sonu, sonu kesin var böyle olur. Üf. Zaten bu parayı da herhalde o izdihamı kalabalıklığı evet. Şey yapmak için koyuyor. Otelin de aşağısında şey var. Dere akıyor. Şimdi oraya restoran yapıyorlarmış. Söyledi bana zaten. İçim gitti dedim ki buraya güzel olur yani. Ha, sola döneceksin Özge. Sola, sol. Bak burada kapalı. Gördün mü? Bak burada şey var, kapı var. Belki bir şey keşfedecektim ben. Çok ne güzel keşfedin? Bir yer keşfedecektim belki. Bir yerde oturalım bari bir çay mı içelim? Sen ısmarlıyorsan içelim. İsmarlarız. Türk kahvesi, Türk kahvesi tamam? Tamam. Tamam, videoyu da burada kapatmış oluruz Sakarya serimizi. Niye burada böyle hayvanlar var? Tavşanlar var burada. Bak. Sadece... Aa, dur bakayım tavşanları göstereyim size. Kapalı duruyor bunlar ya. Aa, o ne? Horoz mu, tavuk mu, evet. Paçalı kuş mu ne o? Bak şurada renkli bir şey var. Aa. Gerçekten çok üzüldüm şu anda. Bakayım. Üzüldün mü?
Yani harbiden evet, ucuzlu ya. Kurban olurum ya. Acaba dışarısı hiç saldıklarını sanmıyorum. Hiç ben de sanmıyorum Özge. Kuş lan bu. Burada durur mu yani? Ama uçamıyor. Nasıl uçamıyor? Yani bıraksalar uçacak. Özge galiba. Horoz uçar mı kurban olurum? Hayır şunu diyorum şunu. O da uçamaz. Şeye benziyor. Neydi o? Tavus kuşu var ya ona benziyor. Ay kıyamam. Ama ne güzel bak kardeş kardeş takılıyorlar tavşanlarla beraber. Bunları dışarı hiç çıkartmıyorlar herhalde. Çıkıyorlar mı? Ay çok sevindim. Gel biraz rahatlat bu arkadaşı. Ay, hepsi dışarıda. Sen... Çatıya falan çıkıyorlar. Ay çok sevindim. Tamam. Adın ne? Ece. Ece çekiyorum ama sıkıntı olur mu? Teşekkür tamam. ederim. Ece bunların hepsini dışarı çıkarıyorlar mı? Ay, böyle tamam. hepsini. Ya ha süpersin. Üzülmüştüm tamam. Ağlayacaktım. Ay öyle. Ağlayacaktın az daha. Teşekkür ederim Ece'ciğim. Kolay gelsin. Sağ olun. Gördün mü Ece? Tamam. Çıkıyorlarmış tamam, dışarı. Ece bizi ikna etti. Ben üzülmüştüm. Tamam. Akşam olunca zaten kümese girer bunlar. Çok büyük. Bu nasıl bir nedir lan? Akşam oldu mu kümes evine dönüyor bunlar. Hayır. Babamın da var. Evet. Ben görünce tabii birden şey. Ana bu çok değişik. Şuna bak şuna. Nasıl konuyu değiştirdin cim, ya? Cem şuna bak. Tamam. Bakayım dur. Allah için çok değişik bir hayvan. Harbiden ha. Bu ne şu an? Senin adın ne ya? Gulu gulu gulu. Nasıl tavuk lan bu? Harbiden ha. Bilmiyorum ki. Bu nasıl çıkmış oraya tavşana bak. Sen niye çıktın oraya yukarıya? Merak ettim yani. Selam. Geziniyor musunuz? Hadi. Hadi gene iyisiniz. Hadi. İyisiniz. Hadi bakalım. Nasıl topluyorlar akşam bunları geri buraya? Gel bili 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 diyorlar. Geliyorlar. Tavşanı eğitemezsin ki böyle tavşan. Nereden biliyorsun? Özge bunun kulağına olmuş Özge? Şuşkuları tekini aşağı indirmiş. Oğlum çok üzgün lan. Bunun kulağına olmuş lan. Bir kulağı aşağıda. İkisini de indirdi şuşkuları. Bunlar da çok tatlı bak. Aa şuradan şu tavşana bak. Aa onda. Dünyanın en komik tavşanı şu. Şu uzun beyazı diyorum. Dur, yakınlaşıyor dur. Mu? Dur şöyle yapalım. Hı. Surata bak ya. İnsan suratı gibi mi bu suratı? Aynen ya. Dur şuradan çekeyim ben. İnsana benziyor lan bu. Vallahi. Ay keşke bunların dışarıda gördün mü? Bu tarafa yürümesek. Evet tavşanlar göremeyecektik. Göremeyecektik. Bak bir tane de köpek var şimdi orada. Evet. Ona da üzülecek misin? Ne diyorsun? Evet. Ona üzülmem ya. O kesin dışarıdadır diye düşünüyorum yani. Tasma takmışlar. Ha, tamam. Ay. Evet. Evet. Burayı gezdik. Gördünüz mü? Keşfimizi yaptık. Ha eliteli burada bak. Bu eliteli buralarda harcanıyor. Eliteli burada ye diyor. Tamam abi yeriz. Abdullahçı'nın kıyak geçti. 100 lira almadı bizden. Zaten çay içeceğiz şimdi. Olsun. O biletleri alsak da burada harcıyormuşuz zaten. Giriş parası beni şey yapıyor abi böyle. Mekana giriş parası. Niye? Zaten içeride harcayacağım abi ben. Adam kendini garantiye almış. Ececiğim biz Türk kahvesi içeceğiz kardeşim. Nereye oturalım? Nereye oturalım? Ece de maşallah oradan girdi buradan çıktı. Evet Ece. Karabatak gibi ya. Ya burası daha çok yemek alanı. Karşıda böyle. Ha, biz tamam. Kahve nereye içelim? Karşı tarafta. Karşıda tamam. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ece de Karabatak gibi oradan girdi buradan çıktı. Benim otelde. Senin gibi ha. Lakabım Karabatak'tı. Evet. Neden? Anlat ona da. Çünkü... Bir bakıyorlardı ben restorandayım, bir aşağı iniyordu usta, bir bakıyordu mutfaktayım, şey pahsendeyim. Sürekli her yerde otelin içinde 30 bin adım falan atıyorum. Otelin içinde 30 bin adım atılır mı? İnsan evladı yapamaz bunu normalde biliyor musunuz? Ama akşama kadar o yoğunlukta koşturuyorsun. Evet, o şeyi... Bankete kaç, büfeye koş, mutfağa, imalata gir. Var, onun yemeği var derken otelin içinde 30 bin adım atıyordum. O yüzden her yerde olduğum için Karabatak diyorlardı. Özge biz şeyde Cihangir'deki dükkanda 15 bin adım mı atıyorduk ortalama? Bakmıştık orada bir ara. 15 mi 18 bin mi atmıştık bir adım için. Bu arada dükkan toplam 50 metrekare. Bizim koştuğumuz yer 20 metrekaresi. Oo kuş da var bak. Özge bu kuşa üzüldün mü? Evet. Efe varmış. Efe görüşürüz. Kahve içeceğiz burada kahve. Tamam nerede içeceğiz hadi. Tamam. Tamam bir kahve içelim. Ama atlara yazık. Dur bir dakika. Ne oldu? Kahve içeceğiz. Tamam. Ne oldu? Kedileri gördün değil mi? Yalacağım kedilerini. Yastık. Hadi git al. Bak delirdi gitti yastık. Ne babaya benziyor. Alacağım babaya al. Hediye. Al, çocuğa babaya hiç hediye. Hediye almadık biz. Tamam. Çocuğa hiç hediye almadık dedi. Kedi abicim. Süpersin. Çocuklar bekliyordur. Eli tabii tabii. Diyorlar ki şimdi annem Sakarya'dan gitti ne getirecek acaba bize? Evet. Evet. Hemen dur sor abi. Fiyatını. Kime soracağım? Kim bakıyor buraya? Şu kedili yastıklar ne kadar? 150 lira. Tamam, 150 liraymış, almam. Ne kadarmış? 150 TL'ymiş, şaka yapmışsın. Evet, bitti Özgoş Hanım. Aynen. Bu sefer kesin
Bu sefer kesin kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir su 17 lira. İşte bu pahalıdır, tamam mı? Bak sade soda 25 lira. Türk kahvesi 35. Bir su da 17 lira. Bu harbiden pahalı yani. Evet. Bu sefer kesin kapatıyoruz videoyu. Sizleri çok öpüyorum. Bu fiyatları söylemek istedik muhakkak. Aynen size. Bilin dedik yani. Evet, suyu 17 lira verdiğimizi bilin istedik. Evet. Görüşmek üzere. Bak şu benim için kalbimin sızısını var ya şu an inanamaz. Bahsettiğimiz 17 lira bak. Şu 17 lira. Şu an benim kalbimin sızısını inanamazsınız. Yarın bitirebilir değil ya. 33'lük ya. Şu, ölmek üzereyim yani öyle diyeyim sana. Aa bak böyle daha aydınlık oldu. Özgün'e güzel çıktık lan böyle. Aa, görüşürüz.